Bir hadis-i şerif okudun. Peruk takan ve taktıran, dövme yapan ve yaptıran, kaş alan ve aldıran lanetlenmiştir buyuruyordu. Böyle bir hadis-i şerif var mıdır? Ben bunu görünce hadis-i şerif zannettiğim için sosyal medya üzerinden paylaşmıştım. Bunun günahı var mıdır? Teşekkür ederim hocam. Dualarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun. Böyle bir hadis yoktur. Bununla beraber. Ne dedi? Peruk takan. Birinin saçı varsa zaten peruk takmaz. Değil mi öyle? saçı yoktur, peruk takmıştır. E müsaade et, niye o kadar lanetliyorsun onu? Lanetlemek ne demektir? Yani lanetin ne olduğunu eğer biri biliyorsa bunu söyleyemez. Peruk takmış, Allah'ın lanetine uğradı. Lanete uğram, yani iblis lanetlendi. Allah'ın lanetine uğramak demek, Allah'ın rahmetinden mahrum olmak demektir. İblis gibi olmak demektir. Yani bir perukla, adamın saçı yok. Zavallı kendine bir saçı almış, takmış oraya, adam lanetlensin. Yani sizin iman ettiğiniz ilah bu müdür? Bu böyle yapan nasıl ilah olur? Böyle karar verip, bu şekilde hüküm verip, bu şekilde ceza veren nasıl ilah olur? Evet. Kim bunu söylemişse, kendi putunu söylüyor. Peruk takmamış. Neydi diğeri? Dövme yapmaktı. Öyle mi? İnsaf etmek lazım. Biraz vicdanlı olmak lazım. Yani biraz Rabbimizi anlamaya çalışalım. Bizi kendisine abdolsun diye yaratmış. Sen şunu yaptın, lanetlendin. Peki biri zina işlerse lanetleniyor mu? Hayır. Yani bu zinadan daha mı kötü bir şeydi? Evet, dedim ya, laneti anlamamış. Başka bir günah işlerse lanetleniyor mu? Hayır. Yani böyle hadis üretenleri Allah lanetlemiştir. Allah adına konuşuyor. Öteki bilmeden kendine dövme yapmış. Lanetlensin. Böyle bir şey olur mu yani? Kaş aldıran. Öyle mi söyledik? Kaş aldıran. Yeni kaşım biraz düzgün olsun, üstün başım düzgün olsun demiş. Biraz daha güzel olayım demiş. Niye lanetlensin yani? Evet. İnsan Rabbine karşı ciddi ve samimi olmalıdır. Bir kul eğer daha güzel olsun diye bir şey yapmışsa ona bundan dolayı lanetlendim demek doğru değildir. Dövme yapan kendine zarar vermiştir. Daha doğrusu kendini rezil etmiştir. Ama onu yaparken bilmiyordur. Öğrenince pişman oluyor, iş işten geçmiştir. Kaşla ilgili herhangi bir sorun olmaz. O da zaten düzgün olsun, güzel olsun diye yapmıştır onu. Perukla ilgili hiç sorun olmaz. Değil mi öyle? Böyle şeyler. Böyle şeylerle meşgul olmak, bunu din zannetmek, iman zannetmek, Müslümanlık zannetmek, ibadet zannetmek yanlış bir şeydir yani. Böyle şeylerle evet, meşgul olmak doğru değil. Hep söylüyoruz. Allah bizden abdiyet, aşıklık istiyor. Aşıklık. Allah bizden canımızı istiyor. Böyle şeylerle, böyle kılıkla, kıyafetle, kaşla, gözle, dövmeyle, saçla böyle uğraşmak, evet, böyle kılla, tüyle uğraşmak doğru değil. Yanlış şeyler bunlar. Evet. Böyle bir soru. şey yoktur. Buna böyle bir de e, paylaşmış kardeşimiz. Kesinlikle tam tersini paylaşması gerekir. Sözümü geri aldım demesi gerekir. Özür diliyorum demesi gerekir. Çünkü onu dinleyenler öyle zannetti bu sefer. Diyelim ki biri peruk takıyordu, takıyor veya kaşını aldırmış, almaya devam ediyor. Veya dövme yapmış. Duydu ki Allah onu lanetlemiş. Ne olur? Sıkıntıya gark olur. Eğer bu müminse sıkıntıya gark olur. Eğer bu müminse şeytanın kucağına düştü demektir bu. Onu şeytanın kucağına iteledim. Allah'ın lanetine uğramışım. Var mı bundan ötesi? Ölsün daha iyidir. İntihar etsin. Ona öyle söylemiş oldum. Böyle bir şey düşünmemez. Evet, özür dilemesi gerekir. Af dilemesi gerekir. Söylediğinin yanlış olduğunu söylemesi gerekir. Tabi önce tevbe istiğfar edip Allah'tan ve Resulünden özür dileyip sonra hangi nerede paylaşmışsa onu tam tersini paylaşıp sözünü geri alması gerekir, özür dilemesi gerekir.